Evet arkadaşlar, öncelikle merhaba, herkese iyi günler diliyorum. Bildiğiniz üzere Konrak Bucak kardeşimiz bir platform kurdu. Türkiye Avcıları ve Köpek Eğitimi Platformu. Bilgilendirme videoları paylaşacağız diye de bir duyuru yaptı. Bununla ilgili ilk çalışmamıza başlıyoruz. Şimdi Türkiye'de, pardon, öncelikle şunu söyleyeyim. Bu çektiğimiz videoda hiç kimseyi aşağılamak veya ukalalık yapmak için çekmiyoruz. Türkiye'de, bunu tenzih ederek söylüyorum, şu anda tartışacağımız, konuşacağımız, bilgilendirme yapacağımız bu konuyla ilgili bilgi sahibi olmayan birçok arkadaş ve bu işe yeni başlayan genç arkadaşlarımız var. Bu paylaşımı onları bilgilendirmek veya bilgilerinin boyutunu genişletmek için yapıyoruz. Şimdi ülkemizde en büyük problemlerden bir tanesi secere ve pedigri, biliyorsunuz. İkisi de aynı. Şimdi bununla ilgili önümde bir tane yabancı pedigri, bir tane de yerli pedigri var. İlk önce yine tenzih ederek söylüyorum. Arkadaşlar, mesela adam beni arıyor, abi diyor, köpek diyor secereli mi diyor. Evet diyorum, köpeğin pedigresi işte şu diyorum. Abi köpekte secere yok mu diyor. Yani köpeğin pedigresiyle seceresinin aynı şey olduğunu bilmeyen veya duymamış, kimseyi yine söylediğim gibi küçük görmüyoruz, bilmeyen arkadaşlar var. Arkadaşlar, öncelikle pedigre ve secere, secere de değil aslında, şecere denilen şey aynı şey. Bu nedir? Şecere dediğimiz evrak, elinizdeki köpeğin soy ağacını, yani ailesinin kimlerden geldiğini gösteren, belgeleyen bir evraktır. Şimdi bizim ülkemizde şu var. Köpeğin yerli veya yabancı üretimi olması önemli değil. Adam, örnek veriyorum burada, isim konuşmayacağım. Baş harflerini söyleyeceğim. Siz tahmin edeceksiniz. Bunu da yurt dışındaki arkadaşlar bizi izlediği için ülkemizde daha hala böyle şeylerin konuşulduğunu duymalarını istemiyorum. Çünkü biz onların aralarına girip çıkan birileri olarak bu konularla ilgili, bizim ülkemizde yapılan birçok paylaşımla ilgili, işte yemek toplantılarında, kahve toplantılarında veya yarışma ortamlarındaki ortamlarında bu işlerden ve bizden gülerek bahsediyorlar. Bu da bizim milliyetçiliğimizi, işte kişiliğimizi falan rencide ediyor. Bu benim görüşüm tabii. Şimdi öncelikle şunu paylaşayım. Mesela geçen gün Facebook'ta gezerken bakıyorum, köpek bizim üretimimiz. Yani köpeği biz üretmişik. İşte Seter Sakarya A, ismini hatırlamıyorum köpeğin, veya B. Adam köpeği İtalya'da, İşte Del Di, bunu anladınız, Nella gibi oradaki yabancı çiftlik ismiyle anıyor. Adama telefon ettim. Baştan benim olduğumu tanımadı falan. Dedim, kardeşim merhaba işte falan. Bunu tabii bu işte ne kadar bilgi sahibi değil demek için, test etmek için öyle bir aradım. Arkadaşım dedim, bu köpeği nereden buldun? İşte bu kanı ben çok arıyorum, bulamıyorum falan. Bahsettiğimiz kan artık üretilmiyor. Sahibi öldü veya çok hasta. Bildiğim kadarıyla en son çok hastaydı. Artık ölmüştür herhalde. Bu köpeği dedim nereden buldun dedim. Bana da dedim o kandan lazım işte falan dedim. Ya dedi, işte Türkiye'de X birini söyledi bana. Ben dedi köpeği ondan aldım dedi. Dedim, köpeğin pedigresi elinde mi dedim. Al bulurum hemen falan dedi. Meraklı bir çocuk. Anladım ki çocuk konuya hakim değil. Bilmiyor. Birileri yönlendiriyor veya kulaktan duyma konuşuyor. Neyse, buldu pedigreyi falan. Ne yazıyor diyorum pedigrede diyorum. Bana köpeğin şuradaki babasının ismini okuyor. Anlatabiliyor muyum? Bakın arkadaşlar, bilmeyen arkadaşlar. Köpeğin üretici ismi yabancı pedigrelerde de çoğunlukla buradadır. Bizimkinde de burada. Köpeğin ismi neyse üreticisi karşısında veya başında yazar. Anlatabiliyor muyum? Yani buradakiyle, buradaki yazılarla veya şuradaki kanatları bu köpeğin üreticisi değil. Şimdi mesela örnek veriyorum, pedigre bu bizim İtalya'da sevgili bir dostumuz, üretici, elime bu geldi, bunu aldım. Örnek olarak gösteriyorum.
Mesela şurada ne yazıyor? Köpek mesela işte Canide Fermo yazıyor. Fermo av köpeği demek bu İtalyanca arkadaşlar. Şimdi burada köpek neymiş? İsmi Lulu. Dişi bir setter bu köpek. Lulu di Casa Carnevale. Yani Casa Carnevale'nin Lulu'su demek bu. Bu köpeği kim üretmiş? Casa Carnevale üretmiş. Köpeğin babası kim? Burada üretici yazıyor zaten. Üreticisi bu değil. Bu köpeğin babası arkadaşlar. Bakın üreten adam her zaman burada yazar. Yani köpeği lanse ederken özellikle Türkiye'deki yerli avcıları arkadaşlar söylemek istemiyorlar. Sıkıntıları neyse bilmiyorum. Burada yerli avcıyı söylemek varken buradaki yabancı ismiyle lanse ediyorlar. Yanlış yapıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi örnek veriyorum. Yine bahsettiğim gibi şuradaki Lulu di Casa Carnevale'yi hiçbir şekilde sen değiştiremezsin. Bu köpek Lulu bu çiftliğin üretimidir. Bu çiftliğin üretimi şunun bunun üretimi veya senin üretimin olamaz. Bu budur. Şimdi bunu ben size örnek olarak yerli pedigride öğreteceğim. Bunu da herhangi seçtim. İşte kim köpek? Pointer. Cihan Yandı kardeşimin. Cihan'dan Helen. Cihan'dan demek bu adamın FCI dünyada ki üretici ismi. Kabul görmüş, onay almış üretici ismi. Cihan'dan Helen. Bu köpek Cihan'dan Helen. Cihan'dan Helen'in babası kim? İşte şuradaki okuduğunuz Ashab Della Cisa. Adam Cihan'dan Helen demek yerine Della Cisa diyor köpeğine. Arkadaşım bu köpek Della Cisa olmaz. Canım kardeşim bu köpek Della Cisa olmaz. Bu köpek burada ne yazıyorsa odur. Lütfen bunları artık anlayın ve dikkat etmeye çalışın, öğrenmeye çalışın. Burada bak köpeğin annesinin ismi yazıyor. Bu da Cihan'dan Bia. Sen bu köpeğe Cihan'dan Bia da diyemezsin. Anlatabiliyor mu? Ondan sonra hiç seceresi olmayan arkadaşlar var. Mesela köpeklerin de bakayım secelere de örnek var mı? Onunla ilgili burada bir tane var mesela. Burada da var bir tane. Şimdi adamın köpeğinde secere yok. Adam köpeğinin gerisindeki kanları biliyor. Ama örnek veriyorum. İşte adamın köpeğinin babası dıdısının dıdısı köpeğini anlatırken diyor ki adam işte yine söylüyorum İtalya'daki bahsetmeyeceğim fazla ismin Ra anladınız siz. İşte Ra bilmem ne. Hayır kardeşim senin köpeğin o çiftlikte doğmadıysa sen o çiftliğin hakkını, ismini kullanamazsın. Ha, yasak mı? Değil. Ama etik de değil. Anlatabiliyor muyum? Şimdi köpek pedigresiz bir pointerdir. Şunu diyebilirsin. Benim köpeğimin pedigresi yok ama veya secereli değil benim köpeğim ama kan hattı babasından, annesinden şu kan hatlarını taşıyor. O kanlardan geliyor diyebilirsin. Ama üretilmediği bir çiftliğinin ismini baş harfine koyamazsın. Annesi babası oradan geldi veya annesi babası o kan hattını taşıyor diye o köpekte o çiftlik ismiyle, o markayla sen köpeğini lanse edemezsin. Bu yanlış arkadaşlar. Lütfen bunları düzeltelim artık. Şimdi örnek veriyorum. Bu konuyla ilgili işte diyor ki mesela bende köpek var mesela. İsmi Bia. Bia pedigreli bir üretim değil. Secereli bir üretim değil. Seceresiz, kayıtsız bir eşleşmeden doğmuş çok iyi bir köpek. Süper avları var. Süper yarışlar çıkartıyor. Her şey süper köpeğin. Ama köpekte secere yok. Sen köpeği şöyle lanse edebilirsin. Mesela bak Avrupa'da da bu böyledir. Bunu böyle bilin. Mesela kimmiş bu köpek? Burada çiftlikte doğmayan bir köpek. Elsa. Örnek veriyorum. Bu köpek nedir? Setter Elsa diyebilirsin sen bu köpeğe. Veya diyebilirsin ki işte Elsa'nın gerisindeymiş. Babası işte şu çiftliğin köpeğiymiş. Şu çiftlikteki kanatlarından gelen köpeğim, setterim Elsa diyebilirsin. Anlatabiliyor muyum? Bakın mesela yine burada bir tane daha var. Şurada bir köpek daha dikkatimi çekmişti. Ondan sonra neredeydi? Elsa var. Mesela Astra var. Secere'de bir dişi köpek Astra. Setter Astra. Bu köpek seceresiz mi? Hayır, secereli köpek. Bakın buradaki şeyi var. Yani oradaki federasyona kayıt numarası var köpeğin. Anlatabiliyor muyum? Yani siz köpeklerinizi kendi ismiyle Setter Pointer olarak lanse edebilirsiniz. Ama hiçbir zaman, yine söylüyorum, 10 oldu söylüyoruz bu videoda, köpeğinizi geriye dönük kan hatlarıyla isimlendiremezsiniz. Çiftlik isimlerini kullanamazsınız. Size bu hiçbir şey kazandırmıyor. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Lütfen buna dikkat edin. Birçok arkadaş tanıyorum. İşte İtalya'daki çok ünlü adamın köpeğinde elinde seceresi yok. Duymuş da dedesi falancadan, falanca İtalya'daki bir veya işte Sırbistan'daki veya Fransa'daki bir üreticinin ismini duymuş. Kendi köpeğini bilmem ne şu diyor. Hayır kardeşim, senin köpeğini üreten adamı ben biliyorum. Sen bunu bu şekilde paylaşamazsın.
senin onu paylaşabilmen için elinde böyle bir evrak olması lazım. Yani şu Helen'in Cihan'dan Helen diyebilmen için şurada Cihan'dan Helen yazması lazım. Böyle bir soykütüğüne sahip olman lazım. Köpeğin de pedigri olmaması senin köpeğinin kötü olduğu anlamına gelmez. Anlatabiliyor muyum? Lütfen arkadaşlar bunları bilinçlenelim, artık bilgi sahibi olalım. Yine söylüyorum, özellikle şu konuda bile şununla ilgili paylaşmak istiyorum. Sanal alemde birçok arkadaşımız işte köpek İtalya'dan gelmiş, konunun geri ana tema aynı, İtalya'dan gelmiş köpek. Mesela o köpekleri biz getirdik. Biliyorum ben, hala o köpeklerden 3 nesil köpek üretmiş, kendisi üretmiş. Hatta kendi üretim ismi var adamın veya kendi üretimiyle çıkmış köpeğin ismi. Hala da İtalya'daki yetiştiriciyle anıyor köpeğini. Arkadaşlar bu yaptıklarınız doğru değil, etik değil. Adam bakıyor Facebook'tan, onlar da sizi takip ediyor. Siz onları ne kadar takip ediyorsunuz? Yine anlatıyorum. Orada bir kahve molasında adamlar sizin yaptığınız bu işte çocuk da paylaşımlarınızla ilgili birbirlerinin arasında kahkaha atarak gülüp birbirleriyle eğleniyorlar. Siz de eğleniyorlar. Lütfen bunu yapmayın. Artık köpeklerinizi yerli veya yabancı, hangi ülke olursa olsun, insan ayırt etmeden, isim ayırt etmeden, yerli yabancı olmadan, yerli yabancı olarak ayırt etmeden köpeklerinizi şurada, yine söylüyorum, yerli secerede bu, şurada, yine yabancı pedigrede de aynı yerdedir. Yani şu üst baştadır, bakın burada da aynı. Köpeklerinizin şuradaki ismi, karşısındaki çiftlik ismi veya üreten şahıs ismi, her kimse, köpeklerinizi lütfen onlarla anın. Yine söylüyorum. Yani tabii şimdi şöyle de bir durum var. Bu yerli üreticilerle en çok yaşanan olaylardan bir tanesi, adam yerli üretici olarak, yabancı üretici olarak adam size iyi bir köpek verdiyse onu onur etmeniz gerekiyor veya onur ediyorsunuz. İşte anlatırken öyle anlatıyorsunuz veya iyi köpekleri anmıyorsunuz. Adam size iyi bir köpek vermiş. Avlanıyorsunuz, yarışıyorsunuz. Köpek çok başarılı. Köpeğin ismini söylemeye geldiğinde onu size kazandıran üretici arkadaşın ismini paylaşmıyorsunuz da yine buradaki babası hangi kandan geliyorsa onunla lanse etmeye çalışıyorsunuz. Olmuyor. Şimdi ama aynı kişi size kötü bir köpek verdiğinde, köpek iyi çıkmamışsa, ki olabilir, bütün dünyada bu aynıdır. Çok iyi anne babadan hiç yavrular gelmeyen eşleşmeler olmuştur. Adamın size verdiği köpek kötüyse ama diyorsunuz ki işte örnek veriyorum falancadan bu, fişmancadan bu diyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Yani şunu yapmayın. Köpek iyi çıktığı zaman yabancı isimlerle anıyorsunuz, kötü çıktığı zaman yerli isimlerle anıyorsunuz. İyi veya kötü köpeğin buradaki üretici ismi veya çiftlik ismi veya şahıs ismi, bunu kim üretiyorsa lütfen bu ismi başına veya sonuna koyarak lanse edin, onur edin. Sanırım bu bilgilendirme, bu işe yeni başlayan arkadaşlar için öğretici olmuştur. Bu tür videolarımız köpek eğitimleriyle ilgili, değişik sorularla ilgili zaman zaman vakit buldukça böyle çekim yapıp devam edeceğiz. Bizi takipte kalın diyorum. Bir de arkadaşlar, bu işleri bilip bilmeyen herkes bazı platformlarda işte kendilerini böyle duayen gibi lanse ediyorlar. Lütfen diğer bir insanın veya bir platformdaki yöneticinin veya işte bunları yazan, çizen, bir şeyler anlatan veya size bilgi vermek isteyen adamın geçmişe dönük tecrübelerini bir sınayın. Bir bakın bu adam ne biliyor, neler yapmış, neler araştırmış, elinde başarılı neler var, hangi başarıları elde etmiş. Lütfen bunlara dikkat edin. Herkese inanmayın. Dediğim gibi biz bu konularla, zaten bilenler beni veya işte birçok eğitici arkadaş var, işte Berkun var, Can var, işte Sercan var, Uğur Leylek var, aklıma gelenler, Hakan Nurok var. Kaynarca'da bu işe gönül vermiş ciddi arkadaşlar. İsmini aklıma gelmeyenler varsa kusura bakmasınlar. Bunların hepsi de eminim ki sorduğunuz telefonlarda veya mesajlarla size cevap veriyorlardır. Ben de vermeye çalışıyorum. Ama tabii şunu şöyle söyleyelim arkadaşlar. Yani soru sorduğunuzda mesela bazı arkadaşlar var. Kimse yanlış anlamasın. Adam bana soru soruyor. Cevabını veriyorum.
Adam ekstra yorumluyor. Yani o zaman cevabını biliyorsan bana sorma. Kendi bildiğinle devam et. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Biz her şeyin iyisini bilenler, bilen kişiler değiliz. Biz de bu işleri deneye deneye öğrendik. Anlatabiliyor muyum? Onun için lütfen sorularınız saygı çerçevesinde olsun. Rica ediyorum. Yani günde ben belki 100 tane mesaj alıyorum. Abi işte köpeğim tüfekten korkuyor, ne yapmam gerekiyor? Abi işte köpeğim fermada dalıyor, ne yapmam gerekiyor? Abi işte falan. İşte köpeğim hiç gezmiyor. Bunlar hep verdiklerim örnek tabii. Gelen bunlara ben saygı çerçevesinde olduğu sürece cevap vermeye çalışıyorum. Vermeye de çalışacağım bundan sonra da. Dediğim gibi bazen geç dönüyoruz. İşlerimiz yoğun. Çok köpekle uğraşıyoruz. Aynı zamanda işte mama işi ticaretle uğraşıyoruz. Onun için bazen geç dönebiliyoruz. Kimsenin aklına ya işte bir mesaj yazdık da cevap gelmedi de falan filan böyle şeyler kimsenin aklına gelmesin. Elimizden geldiğince herkese yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bunu bizi yakından tanıyanlar bilir. Dediğim gibi inşallah bilgilendirici olmuştur video. Hepinize teşekkür ediyorum. Bu tarzda videolar devam edecek. Ben ve diğer arkadaşlarımla da görüştüm bu konuyu. Onlar da zaman zaman araziden veya av esnasında veya işte dediğim gibi eğitim esnasında bütün bu konularla ilgili size ufak ufak paylaşımlar yapacaklar. Hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize rastgele diliyorum.